Fatsa Belediyesi'nin düştüğü borç batağı nedeniyle taşınmazlarını bir bir sattığını öne süren CHP Fatsa İlçe Başkanı Doğan Çelebi, CHP Fatsa İlçe binasında düzenlediği basın toplantısıyla Fatsa satılıyor, Fatsa uyuma temasıyla açıklamalarda bulundu. İlk önce söz alan CHP Fatsa Belediye Meclis Üyesi Erol Yerebasmaz, Fatsa Belediyesi'nin katılımcılıktan ve etkin hizmet anlayışından uzaklaştığını, yapılan işlerden meclis üyesi olmasına rağmen kendisine dahi bilgi verilmediğini iddia etti. Yerebasmaz sözlerine şöyle devam etti. Özellikle kültürel anlamda sıfırlanmış bir belediye görüyoruz. Bunun en büyük tehlikesi kültür etkinlikleri halkı birbiriyle kaynaştıran etkinliklerdir. Bu sıfırlanmış etkinlikler Fatsa'da yaşayan insanları birbirine yabancılaştırma ve yalnızlaşma şeklinde olumsuz bir görüntü sergilemektedir. Zaten belediyemiz katılımcılıktan ve etkin hizmet sunma modelinden uzaklaşmıştır. Çünkü çoğu bilgileri bırakın halkla paylaşmayı belediye meclis üyeleri bile bilmemektedir. Bu konular açıklanmamaktadır. Açıklanmayan konular sır değil, sen niye saklanılıyor kamuoyundan? Var olan ve 10 yıldan beri yaratılan müsrif harcama sonucu ekonomik sıkıntıdan dolayı borçları ödeyemiyoruz demek yerine mevcut hizmet binasının yetersizliği konuşuluyor. Mevcut hizmet binası ilçe belediyesi iken bize yetiyordu. Hizmet birimlerimizin %80'i de Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesine rağmen binanın yetersizliği borç ödemede bir bahane olarak gözüküyor. Daha sonra söz alan CHP Fatsa İlçe Başkanı Doğan Çelebi, Fatsa Belediyesi'nin seçim yatırımı olarak yaptığı borçları halkın malı olan belediyenin taşınmazlarını satmakla ödemeyi düşündüğünü, müteahhitliğe soyunarak yapsatla belediye binası yapmaya kalkıştığını belirterek CHP olarak karşısındayız, sattırmayacağız dedi. Sloganlarından birisi, daha fazla hizmet istiyorsa Fatsa elini kolunu bağlamasın, biz genelde iktidarız, yerelde de iktidar olursak daha güzel bir Fatsa'yı hükümetin de olanaklarıyla sizlere sunmakta, altyapı sorunlarını çözmüş, çevre sorunlarını çözmüş ve Türkiye'de adından bahsedilen bir Fatsa'yı sunmak istiyorum. Bana lütfen bu fırsatı verin demiştir. Fatsa halkı da seve seve başımız üstüne diyerek büyük bir çoğunlukla, İşte şu anda da sayısal olarak hepimizin bildiği büyük bir çoğunlukla AKP'ye yerel iktidarı da vermiştir. Belediye iş adamı bugünkü çıraklık ustalık dönemindeki sayın belediye başkanı ve kadrosu mu yaptı? Hayır. Şu andaki satmaya kalktığı, yapsat dediği ne olduğu belli olmayan hizmet binasını Fatsa Belediyesi mi yaptı? Hiçbirisini kendi yapmadı. Ne yaptı? Şişelemenin yani üretim tesisini yok ederek oraya kültür sarayı adı altında bir şey yaptı. Ucube bir proje. Oradaki canım ağaçları kesti, yok etti. Ne yaptı buraların? Yarıdan fazlasının hala borç olduğunu, borçlarının ödenemediğini ve bugün toprağın yüzüne dökülen asfaltlar seçim yatırımları yüzünden Fatsa Belediyesi'nin iflas ettiğini konuşuyoruz ustalık döneminde. Duyuyoruz, büyük şehirle küçük şehir birbirine girmiş. Niye? Yetkileri kısıtlanmış. Niye? Bana ne? Sen borçlanmasaydın denmiş. Bunlar elbette ki dedikodu. Yarın aynı basın mensuplarını toplantıya çağırıp bunların birer yalan olduğunu, ütopya olduğunu söyleyeceklerdir ama siz de vicdanınızda bazı şeylerin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Artık yeter Fatsa halkını, kimsenin bundan sonra kandırmaya gücü yetmeyecektir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerçekten adına yakışır ve halkın partisi olarak bu yolsuzlukları adım adım, santim santim, saniye saniye izleyeceğinizden Fatsa halkının hiçbir endişesi olmasın. Bugüne kadar sustuksa, yüksek sesle konuşmadıksa, bakalım yaptıkları, yapacakları bir şeyler var mı hakikaten? Biz de mahcup olmayalım. Görelim, izleyelim. Ustalık dönemi nedir? Dörtte biri gitti arkadaşlar ustalık döneminin. Anti bir icraat var. Fatsa'nın mal varlıkları, belediyenin, kamunun mal varlıkları satılıyor. Hepsini satsak bile bu borcun altından çıkmasına imkan ve ihtimal yok. Ne yapacağız o zaman? Kendi malımıza sahip çıkacağız. Buradaki suçlulardan hesap soracağız.
artık hesap vermesini herkes bilecek. Burası köpeksiz köyde değneksiz gezmeye benzemez. Herkesin burada alın teri vardır, göz nuru vardır, verdiği vergilerle bunları babanın çiftliği, babanın mirası gibi yok pahasına satamaz. Yandaşlarına da peşkeş çekemezsin. Çektirmeyiz, yakadı, halkın adına hesap sorar, yakasına yapışırız. Emeğimizle, alın terimizle hiçbir hakkın olmayan gayrimenkulleri yok pahasına Fatsa'da satamazsın.